Bu teknik eğitim videomuzda AS200 serisi PLC kullanarak Asta A2 serisi servo sürücümüzü standart DS301 Canopy modunda kontrol etmeye çalışacağız. Kontrol metodumuz olarak profil velocity modunu inceliyor olacağız. Bu kontrol metodu ile ilgili Canopy'nin teknik kullanma kılavuzumuzda bazı operasyon prosedürü yer alıyor. Burada adım adım bizi zaten doküman yönlendiriyor. Genel olarak adımları incelemek gerekirse öncelikle 6060 yani mode of operation adresimizi 3 tanımlayarak sürücümüzü profil velocity moduna almamız gerekir. Ardından 6040 control word adresimiz ile sürücümüzü kontrol edebileceğimizi, hareket profiline ait hızlanma, yavaşlama ve target hedef hız değerlerimizde 6083, 6084 ve 60FF adresiyle tanımlayacağımızı belirtiyor. Bu kontrol metodu ile ilgili diğer ilgili adreslerimiz de şu an tabloda görmüş olduğunuz gibidir. Sürücü tarafındaki parametre ayarlarında ise sürücünün öncelikle P101 parametresinin C yani standart Canopy moduna alınması gerekmektedir. P300 parametresi ile sürücünün istasyon numarası tanımlanması gerekmektedir. Ve son olarak da P301 parametresinin yüzler basamağı tanımı ile de Canopy'nin bağlantı hızının set edilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm parametre ayarları kullanıcı tanımlı ayarlar olacaktır. Elimde zaten hali hazırda bir parametre dosyası yer alıyor. Bu parametre dosyasını da videonun bulunduğu forum sayfamızdaki mesajın altındaki eklere ekliyor olacağız. Parametremi kontrol edeyim. P101C modunda yani Canopy'nin full modunda P300 sürücümün istasyon numarası 1 olarak ayarlanmış durumda ve 301 parametresi de 500K olarak set edilmiş durumda. Kullanmadığım inputları desimal 256 ya da hex tabanda 100 yazarak normalde açık pasif bir input hale getirebilirim. Şimdi tüm parametre değerlerimi servo sürücüme yazdırıyorum. Parametre yazma OK. Bazı parametre ayarların geçerli olabilmesi için sürücümün enerjisinin kesilip tekrardan verilmesi gerekmektedir. Şimdi PLC programı tarafına geçiyorum. PLC programı tarafına geçmeden önce Hardware Konfigürasyon menüsünden Velocity modu ile ilgili okuyacağım ve yazacağım parametreleri önce bir PDO listeme eklemem gerekiyor. Excel'im açılırken ben de PLC'min Canopy'nin parametrelerini kontrol edeyim. Canopy'nin Work Mode mutlaka DS301 içeren bir driver seçili olması gerekir. Canopy'nin Port Node ID'si örnek burada 100 tanımlamışım. Servo sürücüm 1 olduğu için 1 dışında 127'ye kadar herhangi bir istasyon numarası tanımlayabilirim. Sürücüm 500K olarak set edilmişti. CAN bitrate'i. Yine 500K tercih ediyorum. Default'undaki ayarlarını ya da default'tan farklı olarak bu 3 parametre değerini değiştirmem yeterli olacaktır. PLC'min Canopy'nin özelliklerini de hardware konfigürasyonu ile yükledikten sonra PLC'nin üstüne sağ tıklıyorum. Komünikasyon software diyorum ve Canopy'nin Builder programımı adreslerimin PDO tanımlamasını yapmak üzere açıyorum. Sürücümü sildim. Online moda geçip Scan Network dediğimde mutlaka servo sürücümü Canopy'nin hattında
görmem gerekiyor. Eğer burada cihazımı göremiyorsam mutlaka parametre ayarlarını, fiziksel bağlantımı ve geriye dönük tüm kontrollerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi ekranımın solunda Canop'un Builder programı, sağında da bağlı kalacağım Excel listem olsun. Çünkü buradaki adresleri sürücüme RX ve TXPD olarak eklemem gerekiyor. İlk olarak yazacağım adreslerden başlıyorum. PLC'me ilk olarak Mode of Operation değişkenini eklemem gerekiyormuş. Mode of Operation index adresi 6060. Sekiz bitlik bir adres olduğu için bu objeyi iki defa ekliyorum. Çünkü PLC'min D alanları 16 bitlik register'lardan oluşuyor. Diğer bir adresim Control Word adresi. Control Word adresim 16 bit uzunluğunda olduğu için bunu doğrudan ekliyorum. Control Word'ün de 6040 adresiymiş. İlk RX Receive PDO'mu tamamladım. Bir tane daha Receive PDO objesi ekliyorum. Bunları da Profil Acceleration ve Profil Deceleration 6083 ve 6084 adreslerine ekliyorum. 6083 hızlanma ve yavaşlama zamanları. Bir diğer PDO tanımlamada 60FF Target Velocity, 606D adresim Velocity Window, ve 606E'de Velocity Window Time adreslerimi ekliyorum. Aynı zamanda şunu da ekleyelim. Velocity Host. ...606F adresim. Bu adresi de RxPDO'mu ekleyerek yazılacak veriler kısmını tamamlamış oldum. Şimdi Transmit PDO, yani PLC tarafından okunacak verileri şöyle baktığımda İlk adresim Mode of Operation Display'miş. Şunu hemen 6061 Mode of Operation'ı listeme ekliyorum. Bu adresi de iki kez ekliyorum. Çünkü bu adreste 8 bitlik integer bir adresmiş. Adres eklemeye devam edeceğim. Status Word 6041'i de bu PDO içerisine yerleştiriyorum. Bir transmit PDO daha açıyorum ama şurada bir adresi eklemeyi unuttum galiba. Status Word'ü. Ha, pardon, eklemişim. 1801 transmit PDO'mu açıyorum. Burada velocity demand ve velocity aktüel değerinde listeme ekliyorum. 606B ve 606C adresleri. RX ve TX PDO'larımı ekledim. Şimdi bunları PLC'nin lokal adresleriyle eşleştirmem gerekiyor. Bunun için Node ID 1 olan Servo Driver'ımı seçip hemen sağ tarafa Node List'e ekliyorum. Ekledikten sonra zaten adreslerim otomatik olarak atanacaktır. PLC programında zaten ben bu adresleri tanımlamıştım. Tekrardan bu adreslerimi kontrol etmek istiyorum. Yapalım. Örneğin Mode of Operation D25032 adresi, Control Word D25033,
Profil Acceleration ve Deceleration 25.034 ve 25.036 adresleri. D25.038'de Target Velocity, D25.040'da Velocity Window ve D25.041 adresinde Velocity Window Time adresi bulunuyor. Son olarak da D25.042 adresinde ise Velocity Terrorist adresi bulunuyor. Okuyacaklarım kısmına geldiğinde de D24.032 adresinin low ve high word'lerinde mode of operation display, D24.033 adresinde status word'üm, D24.032 adresimde, düzeltiyorum, D24.034'te velocity demand value ve D24.036 adresinde de velocity actual value kısmım yer alıyor. Şimdi Canopy'm bu yıldır programımı kaydedeyim. Bu değişikliklerimi PLC'me yükleyeyim. Yükleme işleminden sonra direkt PLC programına geliyorum. Ladder diagramımı da PLC'me yükleyip çalışmayı test edebilirim. Dikkat ederseniz PLC'min ilk network'ünde SM402 bit adresiyle bazı adreslere bazı değerleri yazdım. Örnek mode of operation, buraya hex tabanda 0303 sayısını yazdım. Çünkü mode of operation adresim sürücümün kontrol metodunu belirliyordu. Bu adrese 3 sayısını yazdığımda sürücüm profil velocity moduna PLC'nin ilk tarama cycle'ında alınacaktır. Hızlanma ve yavaşlama zamanlarını da 200'er milisaniye olarak tanımladım. Window time ve teros değerlerini de 100'er milisaniye olarak tanımladım. Şimdi şöyle yapalım. Programım soldaki pencerede kalsın. Servo sürücüye de AstaSoft ile hemen şöyle bağlanayım. Şu an motorum boşta, servom off konumunda. Servomu on konumuna aldığımda motorum aslında şu an 0 RPM'de, aslında stop konumunda harekete başlayacaktır. Hız değerini set edelim. Örnek 1000 RPM, düzeltiyorum, 1000 değeri yazarak 0.1 çözünürlükte motorun 100 RPM dönüşünü sağlayalım. Halt, yani control word'ün 8. bitini tetikleyerek sürücümü pause ya da stop konuma çekebilir. Halt bitini tekrardan pasif hale getirerek hareketin devamını sağlayabilirim. Status word adresimize şöyle baktığımızda şurada target reach bitini görebilirsiniz. Örnek set on yaptığımda şöyle göstersek daha güzel olacak. Şöyle velocity'yi şunu kapatayım. Motoru şuradan 0'dan 3000 RPM'e pozisyonlarsam hızlanma zamanım 100 milisaniye olduğu için target reach sinyalim 100 milisaniye kesildi ve 3000 RPM'lik hedef hızına ulaştığı için de target reach aktif hale geldi. Motoru tekrar sıfırlayalım. Target reach sinyali belirli bir süre kesildi. Hatta şöyle yaparsak daha net bir şekilde görebiliriz. Hızlanma yavaşlama zamanlarımızı büyük bir değer girelim. Örnek 5 saniye tanımlayalım. Şimdi motor hızımızı 3000 RPM'e çıkarttığımızda 5 saniyelik rampayla motorumuzun 3000 RPM'e ulaştığını ve benzer şekilde 5 saniyelik rampayla motorumuzun 0 RPM'e ulaştığını görebiliriz. Bu teknik eğitim videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tork modunu
inceliyor olacağız.